merhum İmam Khomeini efendim övgüleri asla kabul etmez. Övgülerden nefret ederdi hatta. Bana kadim deyin, bana hizmetkar deyin derdi. Merhum Ayatullah Behçet bakın mezarının üstüne yazıyor El Abd Kul Kul Behçet. Evet birileri Efendim bazı ünvanları birilerine layık görüp söyleyebilir. Biz merhum taba tabayı, allama taba tabayı diyoruz. Az bile diyoruz. Ama allama taba tabayı, allama ünvanı ile kendisini beğenmiyordu. Biz Seyyid Ali Khamenei'ye veliye emr muslimin diyoruz. Müslümanların rehberi, Müslümanların lideri Ayetullah İmam Khamenei diyoruz. Çünkü o sıfat, o ünvan ona layıktır. İnsan layık olanlara Ayetullah Sistani, Ayetullah Uzma Sistani diyoruz. Ama bizim bu değerlerimizin hiçbirisi o ünvanlarla anıldıkları için mutlu olmuyorlar. Hoşnut değiller. Anılsalar sevinmiyorlar, anılmasalar üzülmüyorlar. Zaten öyle oldukları için o ünvan onlara layık görülmüş ilahi iradede. Ama bazıları var. O ünvan söylenmediğinde rahatsız oluyor, söylendiğinde çok mutlu oluyor. Kıyamette sanki Allah bunu ünvanıyla hesaba çekecekmiş gibi o isimle hesaba, amelle hesaba çekileceğiz. Alimlerden bir tanesi anlatıyor. Diyor ben camide hocalık yapıyordum. Bir camide hizmet ediyordum. Benim ders arkadaşım geldi diyor camiye. Tabi yıllar sonra diyor görüştük, buluştuk. Geldi camiye ben diyor nezaketen yani e, havza ahlakı bunu gerektirir. Bakın havza ahlakı bunu gerektirir. Medrese ahlakı bunu gerektirir. Camiye bir alim gelmişse ona buyur edersiniz. Hocam buyurun namazısız kıldırın diye. O e, camiye gelen efendim alime de buyurun namazısız kıldırın denildiği zaman o da efendim bunu su ihtimale dönüştürmemesi lazım. O da efendim bunu farklı bir efendim Renge sokmaması lazım Diyor ben buna dedim ki işte hocam buyurun siz bugün Minbere çıkın Vaizi siz verin konuşmayı siz yapın Her gün bu cemaat beni dinliyor Bir de sizi dinlesin Farklı bir nefes taze nefes Farklı bir efendim Hitabe Diyor ben mikrofonu aldım Bu arkadaşımı işte Cemaate anons ettim Cemaat işte İslam'a ehli beyte çok güzel hizmetleri olan Hüccetil İslam falan alim bugün aramızda ondan istifade edeceğiz. Diyor cemaat salavat getirdi bu kalktım minbere kürsüye sohbet ettim meclis bitti çıktık dışarıya. Baş başayız diyor kimse yok. Diyor bana dedi ki böyle rahatsız olmuş bir eda ile rahatsız olmuş bir eda ile. Dedi ki ben sana çok gönül koydum. Dedim neden? Dedi az önce sen camide bana hakaret ettin cemaatin içerisinde. Dedim estağfurullah, estağfurullah. Dostum, arkadaşım ben ne dedim de sana hakaret ettim. Ne yaptım sana hakaret ettim. Bak cübbeme verdim sana, mikrofonu verdim sana, cemaate seni takdim ettim. Çıktın sohbet ettin. Yani ben bundan gayrı daha ne yapabilirdim. Yok yok dedi onlara bir şey demiyorum. Hepsini hepsi için teşekkür ediyorum. Onlara bir şey demiyorum. Onlara sözüm yok. Sen beni cemaate takdim ederken neden hüccet İslam olarak beni takdim ettin? Neden Ayetullah demedin? Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Okumuş, alim olmuş ama adam olamamış. Okumuş, ilim sahibi olmuş ama adam olamamış. Arkadaşı cemaate bunu hüccet İslam diye takdim etmesinden bu rahatsız oluyor. İlim sahibi olmuş, adam olamamış. Alim olmuş, adam olamamış. Şimdi alim olup adam olamayan senin benim dünyama nasıl hizmet edebilir? İslam'a nasıl doğru bir şekilde hizmet edebilir mi İslam'a? Alim olup adam olamayan Müslümanlara Allah'ın murad ettiği gibi, ehli beytin murad ettiği gibi hizmet edebilir mi insana? Alim olmuş ama adam olamamış. Asla ehli beytin murad ettiği gibi hizmet edemez öyleler. Peki o niye böyle düşünüyor? Bakın takdim edilmiş, kürsüye çıkarılmış, eline mikrofon verilmiş. Efendim niye bana Hüccetil İslam unvanını layık gördün? Ben ayet ben daha büyük bir alimim. Ben Ayetullah'ım. Niye benim için Ayetullah demedin? Bizim üstadımız üstadımız kendi üstadımız, Türkiye'deki alimlerin çoğusu tanır onu. Nasılsa şu an yanımda yok ben söyleyeyim. Gerçekten de söyleyeceğim ünvana layık birisidir. Ayatullah İbadullah Hayriyan. Ayatullah İbadullah Hayriyan. Türkiye'deki alimlerin çoğusu tanır. Bundan yaklaşık 10 sene önce benim hizmet ettiğim e, Kayış Dağı'nda İmam Hüseyin Camii'ne gelmişlerdi. Cuma günü hem de Ataşehir'de İmam Hüseyin Camisi'ne gelmişlerdi. Ben çok ısrar ettim. Acaba Cuma'yı siz kıldırın diye. Çok ısrar ettim. Kabul etmedi. Dedim ben kıldıramam acaba yani sizin burada bulunmanız ile varlığınızla ben geçip sizin önünüzde cemaat namazı kıldıramam. Dönüp cemaate şunu söyleyeceğim. Cemaat, benim üstadım geçip namazı kıldırmıyor. Cuma namazını üstadım kıldırmıyor. Üstadım buradayken de ben onun önüne geçip namaz kılamam. Onun için herkes kalksın öğle namazını, ikinci namazını kendisi kılsın dağılın gidin. Dedim cemaate bunu söyleyeceğim haca, hacağa. Gülümseyerek dedi ki, bak dedi sen benim talebemsin. Seni ben o minberde din anlatırken bu aşağıda görüp dinlediğim zaman bu beni mutlu ediyor. Bu mutluluğu bana çok görme. Bunu bana çok görme. Çık orada görevini yap, hutbe konuşmanı yap, in namazını kıldır. Ben bununla mutlu oluyorum. Talebemi orada din anlatırken gördüğümde mutlu oluyorum. Böyle dedi ben kalktım minbere. Minberde üstadımın efendim neden minbere çıkmadığını, neden namaz kıldırmadığını cemaati anlatırken üstadımın adını Ayetullah Hayriyan diye efendim takdim ettim. Cemaat namaz bitti. Cemaat üstadla görüştüler, fotoğraf çektirdiler. Girdik kütüphaneye, baş başayız. Üstad böyle asık bir suratla, sert bir tonla dedi bana bak. Şık meyti bana bak. Dedim buyur Hacava. Bir daha dedi bana Ayetullah deme. Dedim Hacava siz bizim gözümüzde Ayetullahsınız. Dedi hayır olsun. Bir daha bana Ayetullah deme. Bakın. Kendisini beğenmeyen insan yüksek rütbeyle anılmaktan rahatsız oluyor. Kendisini beğenen insan da neden bana Hüccatil İslam deme dedin de Ayetullah demedin diye arkadaşına diyor ki sen bana hakaret ettin. Bunda cemaatlerin de etkisi var. Bakın bu tür şeylerde cemaatlerin de etkisi var. Cemaatler efendim birisini filozof diye birisini taklit merciymiş gibi başına tac ederlerse Allah medir çok büyüktür, ayetullah'tır, okyanustur, böyledir, şöyledir diye başlarda tac ederlerse bir başkası da gelip ona efendim layık olduğu ünvanı aşağıdaki ünvanı söylerse o rahatsız olur. Millet bana böyle böyle gözlerle bakıyor, böyle böyle sözlerle beni anıyor, sen ise aşağıdaki sözle beni takdim ediyorsun.